Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban hisselerini bağışlamak isteyenlerin adresi ise yine Türk Kızılay'ı. Şimdi Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. CNN Türk muhabiri Mustafa Berber, Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'la konuştu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlarını kesmek isteyenler hayvan pazarlarının yolunu tutsa da bir de bağışlamak isteyenler var. Bu sene de yine kurban bağışlarının bir numaralı adresi Türk Kızılay'ı oldu. Bizim de şu anda yanımızda Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Başlayalım. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Şu anda hisseleri almaya devam ediyor Türk Kızılay'ı. Son durum nedir? Yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonumuz, vekaletle kurban organizasyonumuz için arkadaşlarımız zaten Ramazan ayından beri sahadalar. Hangi ülkelerde ne kadar hisse kesilecek, onların tedarikleri vesaireleri yapılmıştı. Şu an vekaletleri alma aşamasındayız. İyi gidiyor. Biraz Kurban Bayramı'nın tatil süresinin de uzun olmasından dolayı son günlere de bırakılmaması da gerekiyor bu vekaletlerimizin. Bu sene 170 bin hisse kurban kesmeyi hedefledik. Kızılay olarak 85 binini yurt içindeki vatandaşlarımıza dağıtacağız. 85 bin de yurt dışında 40 ülkede bu anlamda kesip dağıtacağız yoksul insanlarımıza. 3800 ton bir kurban payı bu anlamda elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu da yaklaşık 3 milyon 800 bin insana ulaşacak. Kızılay'ın biliyorsunuz bir modeli var. Bereketi yıl boyu sürsün dediğimiz bir kurban modeli. O da kavurma haline getirilmiş olan. Evet. Şu anda aşevimizdeyiz. Kızılay'ın Ankara'daki aşevindeyiz. Kavurma haline getirilmiş olan kurbanlıklarımız, paylarımız kavurma tesislerinde ve konserve tesislerinde 800'er gramlık konservelere koyuluyor ve 1,5 yıllık raf ömrüyle de ihtiyaç sahiplerimize yıl boyunca dağıtılıyor. Bizim kurban döneminde zaten et biliyorsunuz bollaşıyor. O anlamda ihtiyaç sahipleri bu anlamda ete doyuyor ama sonrasındaki dönemlere de bu bereketi ulaştırmak adına bu konserveleriyle Türkiye'de ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtıyoruz. Bu yıl yurt içi kurban hisse bedelimiz 750 lira. Gerçekten çok uygun bir fiyat yakaladık. Geçen seneye göre bir 15 liralık bir artış oldu. Yurt dışında da 590 liraya bu anlamda kurban hisse bedelimiz ücretlendirildi. Kızılay'ın bir internet sitesi var. Kızılay.org.tr. Google'a Kızılay yazdıklarında karşılarına çıkan ilk site. Buradan online bağışlarını, vekaletlerini verebilirler. Kredi kartıyla taksitli ödeme de yapabilirler. Banka şubelerine doğrudan başvurarak vekaletlerini verebilirler. Bütün kurban kesimlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın tavsiye ettiği kurallar çerçevesinde oluyor. Din görevlilerimizin huzurunda, noterin huzurunda, Kızılay görevlilerimizin huzurunda ve veteriner hekimlerinin kontrol etmiş olduğu bir süreçle bu anlamda organizasyon yapılıyor. Bundan sonra konserve haline gelme sürecinin tamamı da yine Gıda ve Tarım şartlarına uygun bir şekilde, bakanlığımızın şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kurban gerçekten bir ibadet ve yakınlaşmak anlamını içeriyor. Akrabayla aynı kökten geliyor kurbanda ve kurban paylarıyla yoksul sofralara, muhtaç olan sofralara, dünyanın dört bir tarafındaki sofralara Kızılay aracılığıyla vekaletlerini vererek ulaşabilir bağışçılarımız. Peki efendim. Kızılay aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaşabilecek. Son gün hangi gün? Aslında Arefe günü kapatıyoruz ama muhtemelen yoğunluk çok fazla olduğu için çok öncesinde dolma ihtimali var. Dolayısıyla Kızılay'a vekaletini vermek isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutarak bu kontenjanımız kısıtlı çünkü sayıyı artıramıyoruz. Başvurmalarını istirham ediyoruz. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan Kızılay'ın ve web sitemizden bu anlamda bizi takip edebilirler. Süreç çok kolay. Yani ertelemeden hemen yaparlarsa bu anlamda kendi menfaatlerine. Çok teşekkür ederiz efendim. İşte böyle Türk Kızılay'ı şu anda konserveleri hazırlamak için hisseleri almaya başladı. Yardımseverlerden o hisseler geldikçe de kontenjan dolacak ve kontenjanın dolmasıyla da artık hesaplar kapanacak. Son gün, son tarih Arife günü olsa da yine öncesinde de bu kontenjanların dolma ihtimali var. Eğer siz de Kızılay'a bağış yapmak istiyorsanız, hissenizi Kızılay'a vermek istiyorsanız Kızılay'ın internet sitelerinden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Evet, kurban bereketi yıl boyu sürsün diyorsanız Kızılay kurban bağışlarınızı bekliyor. Yurt içi 750 lira, yurt dışı 590 lira vekalet bedeli var. Bir kez daha rakamları da hatırlatmış olalım.